16 Ağustos, 22 Ağustos, değerli kova burçları nasılsınız? Güzellikler, huzur, aşk, para, sağlık, sıhhat tüm ülkemizin üzerinde, tüm insanlığa, tüm doğadaki canlılara nasip etsin Yaradan. Çok sıkıntılar atlatıyoruz ve hala atlatmaya devam, hala yangınlar devam edecek. Sel, depremler bu ara çok hareketli olacak. O yüzden biraz daha sakinliğimizi, duamızı eksik kılmayalım. Değerli kova burçları bu ara içimizdeki kaygı, böyle panik atak, böyle korkular tamamıyla bir bedenimizi saracak gözüküyor. En ufacık şeyde tedirgin olabilirsiniz. Bu ara her şeyi çok fazla abartıp kendi kendinize triplere girebilirsiniz. Yoga, meditasyon, gerekiyorsa bir psikolog. Bu ataklarınızı kontrol etmek lazım. Bu biraz sizi mutsuz ediyor. Mutsuz ettikçe de kendi kendinizi başarınıza engel oluyorsunuz. Aynı tepkileri işte de yapıyorsunuz. İnsanlar tarafından yanlış anlaşılıyorsunuz. Bunu bir sakinleştirelim. Ama şöyle söyleyeyim, yeni yetenekleriniz ve yapacağınız projelerle alakalı çok büyük bir mücadele başlıyor. Mücadeleyle birlikte kendi alanınızı güçlendirmeyi de oluşturacaksınız. Biraz duygusal replikler, bu korkulardan dolayı biraz ani duygusallıklara girebilir. Kendi içimize kapanabilir. Geçmişi düşünüp ağlama krizlerine girebiliriz. Ne yapıyoruz? Psikolog, yoga, meditasyon iyi gelecek. Yurt dışı ile ilgili ya da şehir dışı ile ilgili bazı oluşması Ankara ile alakalı bir yazınız gözüküyor. Doğru cevap bekliyorsunuz. Bir yerin temiz evrağını almaya çalışıyorsunuz. Bunlarla ilgili çözümler yapılacak ve bu evraklarınız temiz ve sağlam bir şekilde size gelecek ama daha 1,5 ay gibi bir zamanı var. Olumlu ama sabıra ihtiyacımız var. Yani panik yapmanıza gerek yok diyorum. Devlet ya da kurumsal alanda yer değişimi bekleyenler için evet güzel değişimlerin haberciliği var ama Kasım sonuna doğru. Yani bu haberleri alacağız ama Kasım sonumuzda rütbemiz değişecek gözüküyor. Bu dönem bazı kova burçları, yaşı olgun kova burçlarında emekli olayım mı olmayayım mı? Ya sizin gibi bir beynin emekli olmasını yani kabul etmiyorum. Üretebildiğiniz kadar, anlatabildiğiniz kadar emeklilik hakkını alın, işi bırakmayın, bulunduğunuz işte veda edin, haklarınızı alın ama çalışma temponuz gözüküyor. Lütfen çalışma enerjinizi ihmal etmeyin diyorum. Bu ara genç çocuklarımız yani 20, 18, 20, 27, 30 yaş arasındaki çocuklarımızla ilgili çok güzel bir iş oluşumları var. Bunları fırsata çevirip kendi kalıcılığınızı oturtabilirsiniz. Son zamanlarda da bazı kova burcu kadınlarımız güzelliğe merak. Güzellik merkezi, estetik ya da ne bileyim kendinize kuaför yani kadınlara yönelik resim, kıyafet, tasarım bu tarz merakınız varsa bunlarla ilgili eğitim alıp kendinize iş kurmak istiyorsunuz. Bunun alt masaj salonu olabilir. Kendinize böyle bir oluşum yaratacaksınız. Yeteneklerinizi daha aktif hale getirip kendi alanınızı kurup kendi alanınızın altyapısını yapacaksınız diyorum. Büyük bir kurumsal işle ilgili bir olumlu cevap bekliyorsanız bu cevap sizin elinizde hayırlı olsun diyorum. Asker, polis, doktor, savcı ya da devletin bir rütbeli bir alanındaysanız mecburi bir görev yüzünden farklı bir doğuya geçiş yapacak. Biraz stresli olsa da sanki gidip görevinizi tamamlayacaksınız ama tek gideceksiniz, ailenize götürmeyecek gözüküyorsunuz. Bu da belki biraz size duygusal yalnızlığa itebilir. Değerli kova burçları, aşkınızın sevgisini sorguluyorsunuz ya, beni seviyor mu sevmiyor, sizi gerçekten seviyor, sizi gerçekten kaybetmek istemiyor ama maşallah dilini arı sokmuş gibi seni seviyorum lafı duyamadığın için hep böyle düşüncelerdesin. Sevgilin seni seviyor, hayatındaki insan seni çok seviyor. Yani devamlı sevgi sözcüğü söylemek duymak isteriz biz kadınlar ya da erkekler. Gözlerinin içi zaten sana bakarken ay ışığı gibi parlıyor. Onun sevgisini o gözlerin bakışından anlayabilirsin. O yüzden şüpheyi boş ver. Senin sevgilin seviyor. Hatta evlilikle ilgili de planlarla ilgili Kasım Aralık'ta çok yoğun konuşmalar söz konusu olacak. O zaman ne demek istediğimi anlayacaksın.
Bazı nişanlı ve sözlü çift olan kova burçlarında kültürel fikirlilik, aile anlaşmazlığından kaynaklanan yüzüğü bırakmak, ayrılmak kararı içerisine gireceksiniz. Aileler sorun, evlilikte yapsanız bu ilişkide hep sorun olacak. Aileyi mi ilişki terapisine götüreceksiniz? Kendiniz evlenip onlardan uzak yaşarsanız mutlu olursunuz. Ama onların düzeninde yaşarsanız kıyametler kopabilir. Hazırlıklı olun. Evli olan kova burçları için de daha bahçeli, toprağa daha yakın, yani kalabalık alandan daha sakin bir alana ev arayışı içerisindesiniz. Hayırlı olsun, bu ev size uğurlu gelecek ama satın almak isteyeceksiniz ama parasal evrede bu nokta olmadığı için kira geçişi. Bir yerde eviniz var, satmayı düşünüyorsunuz. Orayı satmayın, orayı kiraya verin. Oranın kirasını denk deyin. O yer kalmalı, kıymetli gözüküyor. Bir de eşlerin anne ve babalarından miras, amca, dayı, yani mesela karınızın annesinin tarafından miras, kocanızın da babasından kaynaklı miras tartışmaları gün yüzüne çıkacak. Bazı hakların çalındığı, çaktırmadan tapuların üzerine geçtiği ile ilgili tartışmalar gündeme gelecek. Biraz hararetli, biraz sorunlu ve uzun süredir de satmasını istediğiniz bir arsanın da imzası gerçekleşmiş olacak. Şimdiden hayırlı olsun. Sağlık olarak belki göz katarak, göz tansiyonunuz ya da gözlük numaranızın artık yenilenmesi gerekiyor. Biraz göz kısıklıklarımız başlamış. Bir de kaş ve kirpik dökülme hareketlerimiz var. Bu sinirsel evremizle alakalı. Bir sinirsel evremizi sakinleştirmeye ihtiyacımız var. Mutlu kalın, umutlu kalın. Allah'a. Bir de unuttuğunuz bir kariyer hayatınızla ilgili güzel bir yazınız var. Bunu da tamamlayın artık diyorum. Hoşça kalın.